Efendim iyi günler. Sıcak bir Kayseri cumartesinden sizlere merhaba diyerek şehir ve kültür programına başlıyoruz. Bu haftaki konuklarımız uluslararası öğrencilerin her yıl yapmış olduğu öğrenci buluşmalarını ve diğer faaliyetleri tanıtmak üzere Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu üyesi Müslüm Yalçın Bey, Uluslararası Öğrenci Derneği'nin Balkanlar Sorumlusu Burak Tatar ve Orta Asya Sorumlusu Ulanbek Aşırmatov. Hoş geldiniz efendim. Öncelikle Müslüm Bey'den başlamak istiyorum. Efendim, Kuder'i artık Kayseri'de hemen hemen herkes tanıyor. Zira yıllık, aylık, haftalık hatta günlük çalışmalarla eğitim hayatına, kültür hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Kuder'den kısaca bahsederek çalışmalarından örnekler verebilir miyiz? Kuder ne zaman kuruldu? Şu andaki çalışma alanları nelerdir? Genel bir giriş yapabilir miyiz? Buyurun. Evet, öncelikle tüm izleyicilere iyi günler diliyorum. Bizlere böyle bir imkan sunduğunuz için size de teşekkür ediyoruz. Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği 5 yıl önce kuruldu. Ülkemize gelen uluslararası öğrencilere her alanda hizmet üretmek amacına matuf olarak çalışmalarını sürdürüyor. Evet. Hizmet alanlarının en başında tabii ki hedef kitlesi öğrenciler olduğu için eğitim faaliyetleri geliyor. Yapılan diğer faaliyetlerin tamamı aslında eğitim faaliyetlerini daha da zenginleştirmek, daha da güçlendirmek, daha da yaygınlaştırmak amacına yönelik gerçekleştiriliyor. Bundan 3 yıl öncesine kadar Kazancılar'ın orada bir büro tarzında bir yerimiz vardı. Evet. Fakat sizin de malumunuz olduğu gibi ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. Artık o mekan işlevini doldurdu. Bu vesileyle bizim de yeni bir bina arayışımız oldu. Cami Kebir'in arkasında 3 katlı bir bina tuttuk. Orada faaliyetlerimizi 3 yıldan beri sürdürüyoruz. Faaliyetlerimiz içerisinde kurslar, burslar, sportif faaliyetler, rehberlik faaliyetleri, barınma imkanları, ülke tanıtım günleri, seminerler ve Kayseri ve Türkiye'nin geneline yönelik olarak yaptığımız 9-10 Mayıs'ta 8.sini icra etmeyi düşündüğümüz öğrenci buluşmaları var. İnşallah program ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak bu konular hakkında da bilgi vereceğiz. Teşekkür ederim. Ben Burak Tatar'a dönmek istiyorum. Burak aslında 4-5 yıldır Türkiye'de, 6 yıldır liseyi de Türkiye'de okudu. Evet. Daha çocukken Türkiye'ye geldi diyelim. Burak, hani nasıl buldun sorusu falan senin için klasik olabilir. Çünkü artık sen bir Türkiye'li, bir Kayserili gibi hayata alıştın. Evet. Hayatın içerisinde çalışmalara katılıyorsun. Seni tanıyabilir miyiz? Genel anlamda Türkiye'ye gelme aşaması, Türkiye'deki yapmış olduğun çalışmaları, eğitim çalışmaları vesaire. Buyurun. Tabii. Benim adım Burak Tatar. 2009 yılında yaklaşık 6 yıl önce Uluslararası Mustafa Germeliliği Matemini kazandım. Evet. 4 yıl orada okudum. Orada mezun oldum. 2 yıldır Erciyes Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde okumaktayım. Evet. Kuder'de de Balkan sorumluluğunu üstlendim bu yıl. Balkanlardan gelen arkadaşlarla ilgileniyoruz. Şöyle söyleyeyim. 6 yıldır buradayım ve artık dediğiniz gibi Kayseri'nin her yerini biliyorum. Kayserili olduğum sayılır. Benim için biraz zor oldu tabii bu seneler. Bir öğrencim demişti ki, hocam ben nasıl bir Türkçe konuşmalıyım ki alışveriş yapmaya gittiğimde benim yabancı olduğumu bilmesinler. Sen galiba o eşiği açtın. Orayı çoktan geçtik. Tabii. Artık pazarlığı da yapmıyoruz, kazıklanmıyoruz da. Evet. Oraları geçtik biz. Balkanlar sorumlusu olarak Balkan öğrencilerin Türkiye'ye rağbeti, bakışı, eğitim için gelme oranı nedir? Bir araştırmada ben Uluslararası Öğrenci Hareketliliği kitabında bu konuyu araştırırken Bulgaristanlı öğrencilerin çok yoğun olarak Türkiye'ye geldiğini, hatta 3. 4. sırada genel gelen öğrenciler içerisinde Balkan öğrencilerinin Türkiye'ye bakışı ve Türkiye'de eğitim görme
davranışları nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. En başta diğer ülkelere göre Türkiye yakın. Yani yurt dışında eğitim görmek için Türkiye bize göre bize yakın bir ülke. Bu yakınlık fiziksel yakınlık mı, kültürel yakınlık hem mı? Kültürel yakınlık hem fiziksel yakınlık. Çünkü orada Osmanlı döneminden kalma eserler hepsi duruyor mevcut. Orada yaşayan Türkler var. Onlarla millet kaynaştığı için Türk kültürüne yakınlığı vardır. Türk kültürünü bilir. Evet. Bu yüzden de Türkiye'yi tercih ediyorlar. Ondan sonra yakınlık açısından geliyorlar Türkiye'ye. Çünkü Bulgaristan'la komşu olduğu için hemen özellikle Edirne, İstanbul civarına Bulgarlar çok gider. Ondan sonra eğitim kalitesi açısından da baktığımızda Türkiye'nin üniversiteleri hani Balkanlardaki bazı üniversitelere göre daha kaliteli olduğu için öğrenciler Türkiye'yi tercih ediyorlar. Burada tabii burslu olarak genellikle öğrenciler Türkiye'ye geliyorlar. Büyük bir kısmı burssuz geliyor. Kendi imkanlarıyla evet. Gelenler var mı? Tabii. YTB'yi kazanamayan öğrencilerin büyük bir kısmı burada kendi imkanlarıyla okuyorlar. Kendileri atıyorlar harçlarını. Her bakımda kendileri idare etmeye çalışıyorlar. Evet Burak, sohbetin ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı bilgiler alacağız. Yine Ulanbek Aşırmatov Kırgızistan'dan geldi. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans yapıyor. Evet. Ulanbek, seni tanıyabilir miyiz? Sen ne zaman geldin? İlahiyatı herhalde ülkende okudun değil mi? Burada mı okudun? Evet, ilahiyat lisans eğitimi Kırgızistan'da okudum. Evet, önce seni bir tanıyalım, ondan sonra eğitim konusuna gelelim. Buyur. Evet, teşekkür ederim. Ben Ulanbek Aşırmatov. Ben Kırgızistanlı öğrenciyim. Yani Kırgızistan'ın evet. Güney bölgesinden, yani Jalalabad şehrindenim ve Kırgızistan'daki büyük şehirlerden sayılan Oş şehrinde lisans eğitimi orada tamamladım ilahiyat üzerine. Ve lisans eğitimimi ilahiyat üzerine tamamladıktan sonra, fakültede bir sene çalıştıktan sonra tekrar yüksek lisans yapmayı düşündüm ve 2014 senesinde, yani Eylül ayı itibariyle Kayseri'de, Türkiye'de, dolayısıyla Kayseri'de bulunmaktayım. Burada yüksek lisans yapıyorsunuz evet. Ve Kuder'de de Balkan Orta Asya sorumlusu olarak bu eğitim kervanında yerinizi aldınız, çalışmalara devam ediyorsunuz. Karşılaştırma yapma imkanımız var mı? Kırgızistan'ın eğitim seviyesi, anlayışı, tarzıyla Türkiye'yi nasıl buldunuz? Yani sizin de bildiğiniz gibi yani Orta Asya ülkeleri, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan olsun, yani SSCB'den bağımsızlığımı alalı 24 sene evet. Oluyor. Ve birçok sistem, yani eğitim sistemi, SSCB'nin eğitim sistemi oturtulmuş halde ve ondan yeni ayrılan ülkeler olarak, yani her şey yeniden yapılandırmalar olduğu için yani Türkiye'deki eğitim sistemi, sadece ben ilahiyat alanını demiyorum, bayağı ilerlemiş, bayağı mesafe kat etmiş, oturmuş, sistemi oturmuş bir ülke olarak tanıyoruz. Bir de alan olarak ilahiyat mezunu olduğum için, yani ilahiyat lisans, yani ilahiyat alanında lisansa mezun olanlar için yüksek lisans veya doktora gibi akademik çalışmaları, yani Türkiye gibi bir ülkede araştırılması tercih ediliyor. Çünkü diğer İslam ülkeleri arasında kıyasladığımızda burada akademik düzeyde bir eğitim alabileceğimizi düşündüğümüz için Türkiye tercih ediliyor. Yani mesela ülkeler arasında. Diğer İslam ülkeleriyle kıyas yaparak mı geldiniz? Mesela evet, biz Mısır veya Pakistan'ı düşündüğümüz zaman, ben Türkiye o ülke, büyük ülkeyle kıyasladığım zaman Türkiye tercih ediliyor. Niye? Çünkü Türkiye'den aldığımız diplomalar orada kurumsal olarak, yani orada çalışma imkanımızın daha yüksek olma nedeniyle Türkiye, sadece ilahiyat alanında değil birçok alanlarda Türkiye'nin üniversiteleri tercih ediliyor. Bu denklik olayından ve iş imkanından evet. Dolayı. Teşekkür ediyorum bu ilk tanışma faslından sonra. Müslüm Bey'e dönmek istiyorum. Sayın Hocam, sizin çalışmalarınıza baktığımız zaman dış ticaret seminerleriniz, ekonomi ve kalkınma seminerleri, kişisel gelişim ve değerler, dil çalışmaları, Türkçeyi ve başka dilleri öğrenme, öğretme anlamında, işte Suriyelilere göçmen kuşlar projesi. İsterseniz şöyle genel bir çerçeve çizelim. Kuder'in bir günü nasıl geçer? Bir günde Kuder kimleri ağırlar, hangi evet. Faaliyetleri yapar? Kuder uluslararası bir öğrenci derneği olduğu için yapmış olduğu faaliyetlerin büyük bir çoğunluğu bizim misafir öğrenci diye
tabir ettiğimiz kitleye yönelik oluyor. İlk olarak öğrencilerin Türkiye'ye geldiklerinde yaşamış oldukları en büyük sıkıntı dil alanında kendisini gösteriyor. Evet. Bu yüzden derneğimizde 18 sınıf dil kursu var. Bu sınıflarda sadece Türkçe eğitimi veriliyor. Yine Suriyelilere yönelik devam ettirdiğimiz Göçmen Kuşlar Projesi kapsamında. Aslında kurumun kurulduğunda Suriyeliler diye bir çalışma alanı özel yoktu ama maalesef konjonktürel gelişmeler, komşumuz Suriye'deki olumsuzluklar zorunlu bir göç dalgası ortaya koydu ve Kayseri burada çok ciddi bir göç aldı. Ve doğal olarak kayıtsız kalınamazdı zira KUDER ve başka kurumlar Suriyeli öğrencilere, çocuklara, gençlere. Çünkü öğrenci dediğimiz zaman belli bir yaş grubu var Müslüm Bey ama Suriyeli dediğimiz zaman yaş grubu yok. Bebek de var, yaşlı da var, kadın, erkek. Dolayısıyla bu anlamda da önemli çalışmalar yaptığınızı müşahede ediyoruz ve tabii teşekkür ediyoruz. Zira bizim de başımıza gelebilir. Ensar olmak farklı bir şey. Efendimiz de işte Mekke'den Medine'ye zorunlu olarak Allah-u Teala'nın izniyle gittiğinde Ensar bu vazifeyi yapmıştı. Aslında o miras devam ediyor ve bu anlamda teşekkür etmek için araya girdim. Devam edelim. Buyurun hocam. Evet. İslam dünyasında meydana gelen değişimler belki de Müslüman ülkeler içerisinde en fazla Türkiye'yi etkiliyor. Evet. Dolayısıyla bu da bizim gibi gönüllü çalışan oluşumların planlarında, programlarında belli değişimlere gitmesini mecburi kılabiliyor. Suriyeli öğrencilere yönelik yapmış olduğumuz faaliyetler sadece tabii ki eğitim alanıyla sınırlı değil. Bu öğrencilerin ev eşyası, gıda, barınma, kıyafet gibi ihtiyaçlarını da elden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Onun haricinde derneğimizde ülke tanıtım günleri düzenliyoruz. O ülkenin öğrencisi kendi memleketini anlatıyor. Dünyanın değişik coğrafyalarından gelen insanlar, öğrenciler ve Kayseri halkının da katılımıyla programlar gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla o programlara iştirak edenlerin bir ülkeyi kendi insanının dilinden, içeriden birisinin bakış açısıyla takip etme imkanı hasıl oluyor. Bu öğrenci buluşmalarına halkın, Kayserililerin katılımı söz konusu mu? Tabii ki. Programımız halka açık gerçekleşen bir program. Yaklaşık 55-60 ülkenin çadırlarını kuruyoruz. Ülkelerin o... Öğrenci buluşmalarından bahsettim. Öğrenci buluşmalarını dernekte yapıyorsunuz değil mi? Dernek salonunda öğrenci şeyi... Ülke tanıtımlarını yerli ve de KUDER gönüllüleri bu programlara dahil oluyor. Bir de aslında şunu görüyorum, Facebook'tan da sosyal medyadan da takip ediyoruz. Öğrencilerimiz kendi ülkelerini tanıtma adına çok gayretli bir çalışma içerisine giriyorlar. İlanları duyuruyorlar, özel davetler yapıyorlar. Milli bir gün gibi oluyor aslında, hani düğün gibi oluyor. Ben öyle görüyorum dışarıdan. Gençler sizler için nasıl bilmiyorum ama biraz sonra o konuya da değinebiliriz. Yani ülke tanıtımını yaptığınız gün sizin için farklı bir gün oluyor. Ve buna da Kayserili vatandaşlar ya da gönüllüler katılıyorlar. Evet hocam. Yani farklılıkları fark etme imkanı sunuyor bu tür programlar. Şimdi herhangi bir Türkiye vatandaşına sorduğumuz zaman, kendisinden Suriye'nin şehirlerini saymasını istediğimizde, Mısır'ın şehirlerini saymasını istediğimizde, büyük zorluk çekecektir. Biz Müslüman ülkeler olarak bir araya gelmeyi, birliktelik oluşturmayı düşünüyoruz ama somut gerçekliğe baktığımız zaman buna yönelik çalışmalarımız çok sınırlı kalıyor. Evet. 500-600 yıl, belki 1000 yıl beraber yaşadığımız insanların daha şehirlerini, birçoğumuz başkentlerini bilmiyoruz. Dolayısıyla dernekte yapmış olduğumuz faaliyetler, ülke tanıtım günleri, Müslüman toplumların bu İlim muhaciri diye tabir ettiğimiz öğrenciler vesilesiyle birbirleriyle tanış olmalarına da vesile oluyor. Onun haricinde derneğimizde İslami ilimler alanı diye başlıklandırdığımız bir alan var. Orada her kademeden öğrenciye yönelik hadis derslerimiz, tefsir sohbetlerimiz, ilmihal derslerimiz var. Onun haricinde eğitim
alanına yönelik yine ekonomi ve kalkınma atölyemiz var. Bu atölyede öğrencilerimize ticaretin nasıl yapılacağını önce teorik olarak bizzat ticareti yapanlar tarafından anlatıyoruz. Daha sonra bu seminerler sonunda öğrencilerimizin pratik olarak ticaret yapabilme imkanlarını elde edebilmeleri için Kayseri biliyorsunuz sanayi şehri olduğu için evet. Bu noktada çok mümit bir coğrafya. İş adamlarımızla, sanayicilerimizle, öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Bu şekilde ticaretin artmasına, hız kazanmasına ve öğrencilerimizin de kendilerine yönelik ikinci bir iş elde etmelerine vesile olmaya çalışıyoruz. Burada elin emeğiyle değil de elinin emeğiyle geçinilen nesiller yetiştirme amacımız olduğu için böyle bir faaliyet başlattık. Bu öğrencilerden gelen talep üzerine mi, gördüğünüz ihtiyaç üzerine mi? Bunun ortaya çıkışı nasıl oldu? Özellikle biz, dış ticaret çalışmasının. Yani baktığımız zaman birçok İslam ülkesinin ticaretini başkalarıyla gerçekleştirdiğini fark ettik. Ve bizim de şehrimizde 55-60 ülkeden yaşamış olduğu bölgenin yerel dillerine kadar konuşabilen öğrenciler olduğunu fark ettik. Evet. Dedik ki bunları biz kendi tüccarlarımızla buluşturabilir miyiz? Buluşturabilirsek nasıl bir sonuç elde ederiz? Öğrencilerin buradan faydası ne olur diye düşündük. Bazı arkadaşlardan da teklif geldi, sanayici arkadaşlardan. Değerlendirdik, böyle bir atölye kurduk. Onun haricinde dış ticaret diye tabir ettiğimiz alana yönelik yine bir atölye çalışmamız var. Burada da yine öğrenciler dünyadaki ekonomik sistemi öğreniyorlar. Bu mevcut sistem içerisinde Müslüman ülkelerin tüccarları, ticarete bel bağlamış insanları nasıl bir tavır sergilemesi gerekiyor. Bunu öğreniyorlar. Onun haricinde kişisel gelişim dediğimiz bir atölyemiz var. Bu atölyelerin hepsine aşağı yukarı 20-30 arasında değişmekle beraber öğrencimiz katılıyor. Kişisel gelişim atölyesinde de işte insanların kendilerini nasıl geliştirecekleri, organizasyon kabiliyetlerini kazanma noktasında eksiklikleri, fazlalıkları değerlendiriliyor. Onun haricinde yine Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ile okuryazarlık kursu düzenliyoruz. Siz de birkaç defa zaten evet. Dahil olmuştunuz. İşte öğrencilerimizle her hafta veya 15 günde bir duruma göre bir yazar, şair büyüğümüz gelip sohbet ediyor, muhabbet ediyor. Yani Kuder'de bir gün böyle geçiyor. Çok yoğun geçiyor. Yoğun geçiyor. Onun haricinde mahalle sohbetleri başlattık. Çünkü bir insan kaynakları ihtiyacı hasıl oluyor. Orada bu tür faaliyetleri yönetebilecek, idare edebilecek alttan gelen insanlar yetiştirmediğiniz zaman bu faaliyette bir noktada sekteye uğruyor. Çünkü buraya gelen bir öğrenci sonuçta 4-5 yıl sonra en fazla buradan gidiyor. Buradan gittiği zaman kendi ülkesinde belli faaliyetlere girişiyor. Dolayısıyla altta bir insan kaynakları eksikliği hasıl oluyor. Onu gidermek için de bizim Türkiye'de yaşayan öğrencilerimize yönelik hem onların kişisel gelişimlerini sağlamak, hem organizasyon kabiliyet kazanmalarına vesile olmak için işte bugün de bir sohbette şöyle bir cümle kullanıldı. Dediler ki, çok hoşuma gitti cümle. Yani Türkiye'deki gayri safi milli hasıla her geçen gün artıyor ama Türkiye'deki gayri safi milli hasıla maalesef her geçen gün azalıyor gibi. Dolayısıyla bizim gibi sivil toplum örgütlerinin bu noktaya değinmesi gerekiyor. Zaten burada Türkiye'deki öğrencilerle uluslararası öğrencileri kaynaştırıp yapmış olduğumuz organizasyonlar daha verimli oluyor. Evet. Burak, sana dönmek istiyorum. Burak Tatar, Makedonyalısınız. Evet. Uluslararası öğrenci hareketliliği artık günümüzde çok yoğunlaştı. Evet. Yani şöyle bir ifadeyi de kullanmıştık. İlkokulu bir ülkede, liseyi başka bir ülkede, üniversiteyi daha farklı bir ülkede okuyan nesillerin, insanların sayısı ciddi anlamda. Hatta başka bir ülkede de çalışıyor. Kendi ülkesine hiç dönmüyor. Bu anlamda Türkiye'ye gelme sürecinden bahsedebilir misiniz? Hem sizin geldiğiniz dönem hem mevcut haliyle. Çünkü her yılda değişiyor. Tabii. Talep arttığı için yeni uygulamalar devreye evet. Sokuluyor. Balkanlardan bir öğrenci, Makedonya'dan, Kosova'dan, Arnavutluk'tan, Bosna'dan,
hatta Sırbistan'dan, başka ülkelerden Türkiye'ye hangi yolla, hangi aşamayla, hangi süreçle geliyor? Tabii ben ilk geldiğim sene 2009 yılıydı o zaman. O zamanlar daha farklıydı şimdikinden ve bu kadar talep yoktu, bu kadar öğrenci de yoktu. Gün geçtikçe, yıllar ilerledikçe talep arttığı için tabii doğal olarak sistem de değişiyor. Evet. Eskiden bir sınavla geliyorduk, şimdi sınavlara değişti. Türkiye devlet bursları kapsamında öğrenciler başvuruyorlar. Burada bir mülakata giriyorlar. Bu mülakat sonucunda kazanıyorlar öğrenciler üniversiteyi. Bunu kazanamayanlar da kendi başlarına başvurabilirler. Bu da çok zorlu bir olay yok aslında. Türkiye Büyükelçiliği'ne müracaat ediliyor. Başvuru yapılıyor. Üniversiteye başvuruluyor ilk önce. Üniversite olumlu talep verirse Büyükelçilik'ten de gidip vize isteniyor. Ve Türkiye çok kolay bir şekilde gelinebiliyor. Yani bu genel YTB'nin alışının dışında bireysel olarak da üniversitelere tabii başvurulabiliyor. Tabii. Evet, bunun farkı ne, ikisinin farkı? Farkı var, bayağı büyük fark var aslında. Çünkü YTB'li olan YTB bir öğrenci. YTB dediğimiz kurum, sevgili izleyiciler, yurt dışı Türk Akraba Toplulukları Başkanlığı ve yurt dışındaki Türklerle ve akraba topluluklarla, kültür çalışmalarıyla, dil çalışmalarıyla, eğitim çalışmaları ilgilenen bir kurum. Daha önce TİKA bu çalışmayı yürütürken son yıllarda müstakil bir kurum olarak YTB bu çalışmayı yürütüyor. Evet. Öğrencilere barınma imkanı sağlıyor. Öğrencilerin üniversite harçlarını yatırmıyor öğrenciler. Devlet tarafından yatırılıyor. Burs da veriliyor öğrencilere. Bu konuda bayağı avantajlı. Hani bizim açımızdan çok avantajlı. Çünkü buraya geldikten sonra bir de burada barınma, yeme, içme, burstu, bu tür sıkıntılarla karşılaşabiliyor öğrenciler. Ki devlet bursunu kazanamayan öğrenciler sürekli olarak bu sıkıntıları yaşıyorlar. Bu sıkıntıları yaşarken de büyük miktarlarda para ödemek zorunda kalıyorlar. Bu konuda devlet Türkiye burslarını kazanan öğrencilerin avantajı oluyor. Diploma aldıktan sonra tekrar bir denklik sınavı falan oluyor mu? Ülkenizde normal denkliği veriliyor mu? Türkiye'deki üniversitelerin, bazı özel üniversitelerin olmayabilir de genel olarak devlet üniversitelerinin, Türkiye'deki devlet üniversitelerinin Makedonya'da denklikleri var. Buradan mezun olan bir öğrenci rahatlıkla Makedonya'da kurumsal bir yere başvurabilir, işe girebilir. Evet. Ulan Bek, sizinki biraz daha farklı. Zira Burak lisans eğitimi yaparken siz yüksek lisans eğitimi yapıyorsunuz. Evet. Tercih sebebinizi de biraz önce ifade ettiniz. Eğitim kalitesi ve denklik ve okul sonrası iş imkanları olarak ifade ettiniz. Orta Asya'dan bir öğrenci Türkiye'ye gelirken hangi aşamalardan? Müslüm Bey, siz de hatırlarsınız, bizim okuduğumuz dönemde, Turgut Özal döneminde SSCB, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra sadece Orta Asya'dan öğrenciler getiriliyordu. Bizim arkadaşlarımız vardı. Orada farklıydı. Devlet getiriyordu, istiyordu, alıp. Şimdi farklı durum ama, değil mi? Yani devletin her isteyeni getirememesi gibi bir durum var Türkiye'nin şu anda. Evet. Çünkü ciddi anlamda bir talep var. Orta Asya'dan bir öğrenci Türkiye'ye eğitim görmek için nasıl gelir? Zor mu, kolay mı? Hangi aşamalardan geçer? Burak arkadaşımızın da dediği gibi bizde de aynı şekilde, yani iki şekliyle gelebilme imkanımız var. Birisi de bu yetemen devlet bursları imkanında, diğeri de öğrencilerin kendi imkanlarıyla. Ve ben Orta Asya ve onun içerisinde de Kırgızistan'dan anlatırsam, yani biz 91 yılında SSCB'den bağımsızlığı kabul yayınladığımız zaman ilk tanıyan ülkede Türkiye'dir. Ve 93 senesi itibariyle Kırgızistan Türkiye arasında hem siyasi ekonomik işbirliği başladı ve bugüne kadar devam etmektedir. Ve Türkiye'den de birçok iş adamlarının oraya gitmesi, üniversitelerin açılması ve Kırgızistan'ın güney bölgesinde Oş şehrinde 1993 yılında Oş Devlet Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi açıldı. Bu İlahiyat Fakültesi de Oş Devlet Üniversitesi, Ankara İlahiyat Fakültesi ile arasındaki bir protokol gereği açılmış bir fakültedir. Evet. Ve arada Diyanet Vakfı'nın da sponsorluğu yaptığı bir fakülte. Ve oradan biz lisans eğitimimizin hazırlık sınıfını Türkiye'de okuyoruz. Her sene
hala devam etmektedir bu proje. 40 tane erkek, 20 tane kız olmak üzere 60 öğrenci Türkiye'ye getiriliyor. Orada hazırlık sınıfında Türkçe, Arapça ve temel dini bilgileri alıyoruz ve ülkemize dönüyoruz. Orada lisansı 4 senede tamamlıyoruz ve lisansın sonuna doğru öğrenci kendi potansiyeli ve geleceğine göre yüksek lisansa başvuru yapıyoruz. Başvuruda kazananlar işte buraya yüksek lisansa geliyoruz. Lisansı bitirenler de oradaki dini kurumlarda çalışmalarını devam ettirmektedirler. Ve biz de oradan bu başvuru yaptığımız zaman ikinci kademe olarak mülakatı kazandığımız zaman mülakatta sorular soruyor. Oradan kazanıp geliyoruz. Ve yüksek lisansı böylece devam ediyoruz burada. Evet. Türkiye ile Orta Asya'yı özelde de Kırgızistan'ı karşılaştırdığımız zaman hayata bakışları, algılamaları, birbirlerini kardeş görmeleri anlamında nasıl bir durum var şu anda? Zira şunu biliyoruz ki ilk ayrıldığı dönemde bu ülkelerin bir aslında uyum problemi yaşandı. Hala yönetimler anlamında belki var. Şöyle bir eleştiri getirilmişti. Türkiye Cumhuriyetler bir işbirliği toplantısında bir araya geliyorlar. Arkadaki afişte Rusça bir yazıyla afiş şeyi çalışma duyuruluyor. Zira normal Türkiye Türkçesiyle veya Kazak Türkçesiyle insanlar anlaşamıyor. Türkmen Türkçesiyle. Böyle bir durum da var. Bu bir zorunluluk belki. Bu hiçbir ülkenin kendi talebi değil. Çünkü 70-80 yıl Rusya'nın egemenliği altında yaşamış bir coğrafyadan bahsediyoruz. İki ülkeyi ya da Orta Asya ile Türkiye'yi karşılaştırdığımızda ülkeler, insanlar birbirine nasıl bakıyor? Mesela ben de Kırgızistan'a buraya geldim. Türkiye halkını Türkiye'yi tanıdıktan sonra yani kültürel olarak yani halkımızın yaşayış tarzı olsun, hayata bakış tarzından olsun çok değişikliğin olmadığını, farklılıkların olmadığını görüyorum. Görüyoruz. Mesela iki Kırgız Türkleri ile buradaki Türkiye Türklerine baktığımız zaman en çok buluştuğu nokta misafirperverliği noktasında. Yani bizim oralarda misafirperver, yani evine bir misafir geldiği zaman onu her işini bir kenara bırakıp da misafirle ilgilenen o noktalarda fazla bir farklılığın olmadığını görüyoruz. Evet. Bu ilişkinin her geçen yıl daha da geliştiğini, gerek Orta Asya'da, gerek Balkanlar'da evet. Ve dünyanın diğer bölgelerinde. Tabii burada Kuder'in, burada Müslüm Bey kardeş kuruluşların listesine şöyle bir baktım da UDEF, Uluslararası Öğrenci Federasyonu'nun çatısı altında hemen hemen her şehirde bir öğrenci derneği, yabancı öğrenci derneği çalışmasını yürütüyor. Ve bu çalışmaları çok önemsemek lazım. Çünkü öğrencilerimizin burada sadece fiziksel ihtiyaçları, barınma ihtiyaçları değil, sıcak ev ortamında ve doğru bilgiye ulaşma ortamında ciddi ev sahiplerine ve gönüllülere ihtiyacı var. Müslüm Bey, yavaş yavaş isterseniz bu öğrenci buluşmasına gelelim. Çünkü benim de fiili olarak katıldığım, gerek Kuder'den gerekse İmam Hatip'ten, Uluslararası Mustafa Germilli İmam Hatip'in lisesinden dolayı halkımız çok büyük ilgi gösteriyor. Geçen sene Kurşunlu Otoparkı'nda yapıldı. Bu sene de 9-10 Mayıs'ta yine meydanda Kurşunlu Otoparkı üzerinde bir öğrenci buluşması planlanıyor. Buyurun söz sizde. Çünkü çok önem verdiğimiz insanların zevkle gezdiği ve öğrencilerimizin mutlu olarak kendi ülkelerini tanıttığı bir etkinlik. Buyurun hocam. Evet. Öğrenci buluşması bu yıl 8.'si yapılıyor Türkiye genelinde. Biz Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği olarak 6'yı yaptık, 7'ye katıldık. Bu 3. programımız olacak. Esasında öğrenci buluşması Kuder'in bir yıllık çalışmalarının halkımıza takdim edildiği bir şölen şeklinde icra ediliyor. Evet. Bu etkinlikte ilk önce öğrenciler kendi ülkelerinin çadırlarını kuruyorlar. O çadırların içerisinde kendi ülkelerini anlatan kıyafetler, doğa veya tarihi değerler, yemek kültürünü yansıtan unsurları sergiliyorlar. Yani öğrenci buluşmasının icra edildiği alanı gezen bir Türkiye vatandaşı
hiçbir yere gitmeden belki bir 45-50 dakika içerisinde dünyanın tamamını gezmiş oluyor. Yani belgesellerde gördüğümüz malzemeleri, eşyaları, evet, yerel unsurları aslında bir küçük bir alan içerisinde tamamını gezme imkanımız oluyor. Evet, halkın geri dönüşü, dönütü oluyor mu hocam? Yani insanlar veya ya da sizin gözleminiz ne? Kayserililer bu çalışmaya nasıl bakıyor? Yani şöyle buna cevap vereyim. Geçen sene mesela 7.sini yaptıktan sonra dernek merkezine birçok gelen oldu. Hocam işte bu faaliyete ne gibi katkımız olabilir, bu öğrencilere ne gibi katkımız olabilir, bunlarla hangi organizasyonları gerçekleştiriyorsunuz, onlara katılabilir miyiz, derneğinize üye olabilir miyiz şeklinde dönütler oldu. Halkın ilgisi büyük. Özellikle bizim 2 gün sürüyor öğrenci buluşması programımız. Gündüzleri çadırlar takdim ediliyor. Akşamları ise sahne etkinlikleri icra ediliyor. Her ülkeden öğrenci nispeten Türkçe ilahiler, Türkçe kısa tiyatro ürünleri, Türkçe müzikler icra ediyor. Halkımızın özellikle ilgi gösterdiği kısım aslında, benim kendi gözlemim olarak söyleyeyim, sahne etkinliklerinin olduğu dilimler. Geçen sene emniyetten aldığımız rakamlara göre 100 bin kişinin devamlılık halinde ziyarette bulunduğu, iki gün içerisinde ziyarette bulunduğu bilgisi bize gelmişti. Bu çok büyük bir rakam. Yani Kayseri'yi düşündüğümüz zaman Kayseri halkının %10'unun neredeyse birebir somut olarak iştirak ettiği bir program. Evet. Öğrenci gözüyle öğrenci buluşmasını öğrenmek istiyorum. Evet Burak, sizin açınızdan öğrenci buluşmasının ve buluşmalarının önemi nedir? Mesela geçen seneki öğrenci buluşmasını nasıl değerlendirirsiniz? Bizim için biraz yorucu oluyor en başta. Çünkü onun öncesi ve sonrası da var. Çünkü 2 günde bitmiyor iş. Öncesindeki koşturmacalar, arkadaşları programları ayarlamak için arkadaşlarla konuşmalar olsun. Program öncesinde işte yaptığımız etkinlikler, tekrarlar olsun, bizi gerçekten yoruyor. Çünkü aynı dönem içinde okul da devam ediyor. Biraz bir sıkışıklık oluyor ama genel itibariyle çok güzel geçiyor bizim açımızdan. Olumlu tepkiler alıyoruz. Zahmet olmuyor, sonucu maalesef çok güzel oluyor. Evet. Ama olumlu tepkiler alıyoruz hem öğrencilerden hem halkımızdan. Çünkü bizim için de güzel oluyor. Ülkemizi tanıtmış oluyoruz bu konuda. Bizim ülkemizdeki sorunları, oradaki yaşayan halkın durumunu, yaşayış tarzını, burayla ne kadar benzediğini gördüklerini millet şaşırıyor. Hani siz de orada yaşıyorsunuz, Türksünüz, işte bizim gibi işte hani kız alıp verme olsun, işte düğün veya farklı bir şeyler. Genel olarak bize benzediği için şaşırıyor bazı insanlar. Bu da bizim için güzel tabii. Kendi ülkemizi tanıtmak, orada yaşayış tarzımızı ve hala orada olduğumuzu bilmeleri, öğrenmeleri. Bilmeyen insan çok değil mi? Bilmeyen çok oluyor. Balkanlara neresi diyorlar, Makedonya neresi diyen oluyor gerçekten. Tacikistan'la komşu yapan oluyor bizi Orta Asya'nın bir devletiyle. Ama genel olarak anlattığımız zaman güzel tepkiler alıyoruz. Tabii dediğim gibi yorucu ama meyvesi de güzel öğrenciler oluyor. Öğrenciler anlamında da bir kaynaşmayı oluşturuyor mu? Tabii. Mesela Makedonyalı öğrenci, Kırgız öğrenci kendi ülkesi için bir etkinlik yapıyor, organizasyon yapıyor. Zira sahne etkinliğini organizasyon heyeti yapıyor ama çadır etkinliklerini öğrenciler kendileri yapıyor. Tabii. Tamamıyla bizde olduğu için. Tabii. Burada öğrenciler arasında beraber hareket etme ve organizasyon kabiliyeti, biraz önce Müslüm Hocam da ifade etti, bunun gelişmesi anlamında mutlaka katkılar oluyor. Tabii katkılar oluyor. Biz 2 gün boyunca beraber durduğumuz için orada ister istemez bir kaynaşma oluşuyor aramızda. Bir alışveriş oluyor, git gel. Bu konuda gerçekten işimize yarıyor. Evet. İlginç sorular geliyor mu mesela? Geliyor. Çünkü gözlemlediğimiz kadarıyla böyle meraklı Kayseriler, hemşehrilerimiz gerek Orta Asya gerek bir şey anlatayım. Kazakistanlı bir öğrencimiz, hocam diyor, sokağa çıktım, böyle gözleri iyice çekik yalnız.
Beni gördü, biri diyor ki, sen Japonsun. Yok dedim diyor. Çin o zaman. Hayır, Çin de değil. Kore dedi diyor. Hayır, Kore de değil. Bilmiyor. Yani Kazakistan'da, Kırgızistan'da bizim soydaşlarımızın, kardeşlerimizin fiziksel özelliğini bile belki bilmeyen, işte her gözü çekiği Çin, Japon gibi değerlendiren insanlar da olabiliyor. Hani şunu kabul edelim ki Kayseri'nin uluslararası ortama açılmasının 3-5 yıllık bir tarihi var. Ondan önce bir Afrikalı gördüğünüz zaman ilk gelenler her kolundan tutan fotoğraf çekilmeye çağırıyordu. Şimdi normalleşti, kanıksadı insanımız artık. Evet, Ulan Bek, sen katıldın mı öğrenci buluşmalarına? İnşallah bu sene benim yeni katılımım olacak. Çünkü geçen sene Eylül ayında geldim. Yeni katılacağım bu programa, ama bu öğrenci buluşma programı olmadan önce biz bu Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği, yani dernekte ülke tanıtım programları oluyordu. Ve biz de 2015-10 Ocak'ta tanıttık kendi ülkemizi. Evet. Ünlü bile hatırlıyorum ve diğer ülke insanlar, öğrencilerine ülkemizi tanıtmak, bir de başka ülkede bulunup da ülkeni tanıtmanın ne kadar hoş, güzel bir şey olduğunu. Milli bir görev gibi algılanıyor. Evet, o gün yani Kırgızistanlı öğrenciler ekibi olarak iyi çalıştık ülkemizi tanıtmaya. Ve orada biz şunu gördük ki, yani burada Türkiye'de eğitim alan tüm ülkelerden gelen öğrencilerin, yani Türkiye'nin kadim bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olan bir ülkede eğitim almak ve o eğitim aldığımız ülke içerisinde de yabancı diğer ülke öğrencileriyle aynı şuur üzerinden eğitim alarak kendi ülkemize gittiğimizde, burada sadece ben Türkiye'li arkadaşlara değil, Türkiye üzerinde bulunup da diğer ülkelerin öğrencileriyle aynı görüş, aynı bilinç üzerinden eğitim alıp da dönmemiz, arkadaşlık çevremizi bayağı genişlediğini gördüğümüz için, yani çok güzel bir ortam olduğunu cümlelerin arasında yaşadık. Gizli bir kavram, aynı bilinç, aynı görüş. Sadece Orta Asyalı değil, işte Burak'la yan yanasınız. Evet. Bir Afrikalıyla, Somalili'yle yan, bir Endonezyalı, Malezyalı'yla yan yanasınız. Evet. Bu aynı bilinç, tabii kadim kültürümüzün de oluşmasında ciddi etkili olan herhalde dinimiz. Evet, dinimiz, evet. O İnanç, değerlerimiz, ortaklığı. Evet. Ve orada biz bir de şunu anladık, çünkü yani kısa bir zaman içerisinde hazırladığımız programda ve diğer ülke öğrencilerinin kayıtsız kalmaması, bizi desteklemesi, bizim programda katılması, bizi izlemesi bizi bayağı sevindirdi. Ve orada biz şunu anladık, biz bu birliği, istediğimiz birliğin oluşması ve insanlığa evrensel bir değerleri sunabilmemiz için biz farklılıklarımızdan dolayı bölünmeye, parçalanma değil de benzerlik noktalarımızdan dolayı birleşmeye geldiğimiz zaman ne kadar büyük işler başarabileceğimizi o günkü program içerisinde anladık biz bunu. Programın spotu olabilir Müslüm Hocam. Çok güzel. Yani farklılıkları değil de evet, benzerlik noktalarımızla birleşmeye çalıştığımız zaman bayağı bir büyük güç oluşturuyor. Güç oluşturuyor. Evet. Çok şey başaracağımıza inandık. Bu söz üzerine biraz bizim sloganlarımızdan en önemlisi biz bir milletiz. Milletiz. Oradaki bir zaten kardeşimizin dediği şeyi özetliyor inşallah. Evet. Efendim, programımızın birinci bölümünü burada tamamladık. Sevgili izleyiciler, misafir öğrencilerimizden çok güzel sözler duyuyoruz. Hele hele son günlerde tüm İslam ümmetinin muhtaç olduğu birlik, beraberlik, kardeşlik ve parçalanma üzerine değil de cem olma, bir olma üzerine güzel mesajlar duyuyoruz. Bu arada programımızın birinci bölümünü tamamladık. Kay TV ve RGS TV'den sizlere canlı olarak sunduğumuz şehir ve kültür programı reklamlardan sonra devam edecek efendim. İpek Diamond konutları, konforun ve lüksün her metrekareye sindiği elit bir proje. 4+1 olarak tasarlanan konutlar, 240 ve 280 metrekare büyüklükleriyle geniş düşünenleri oldukça memnun edecek.
İpek Diamond, zengin sosyal yaşamıyla da eğlencenin ve keyfin cazibe merkezi olacak. Caddeüstü mağazalarında ihtiyaçlarınızı karşılarken, kafeler, restoranlar, çeşitli dinlence ve eğlence alanlarında gününüzün nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Yeşil alanları, yürüyüş yolları, basketbol sahaları, fitness salonu ve tertemiz havasıyla sağlıklı bir hayatın anahtarlarını sunuyor. Çocuklara ayrı bir önem verilen İpek Diamond'da, kapalı ve açık oyun alanlarında çocuklarınız oyunun ve eğlencenin tadını doyasıya çıkaracaklar. Yaşadığınız yerin prestijiniz olmasını istiyorsanız İpek Diamond'ı mutlaka görmelisiniz. İpek Diamond, hayat boyu hayat dolu. Tek kelimeyle herkesi kendinize nasıl hayran bırakırsınız? Buyurun. Herkesin hayran olacağı tasarımları, zarif detayları ve göz kamaştırıcı renkleriyle Bellona Premium serisi. Aradığınız tüm özelliklerle tarzınızı bulacağınız Premium serisi Bellona mağazalarında. İyi ki ona rastladım. Geleceğimiz, göz bebeğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Ahmet Çolak Bayraktar, Koca Sinan Belediye Başkanı. Kısmeti fallarda aramayın. Toplu emeklerinizin vazgeçilmez adresi Catering Kısmeti. Düğün, cenaze, organizasyon, özel günlerinizde kaliteli hizmeti, güvenilir markaları, zengin menü çeşitleri ve profesyonel ekipmanları ile hizmet veren Kısmet'im size bir telefon kadar yakın. Kalite standartları belgeli, ev yemeği tadında hijyenik bir organizasyon için Catering Kısmet'im. Mevlana Mahallesi, Elçi Bey Caddesi, Dedeoğlu Apartmanı, numara 14 Taksim B, Talas, Kayseri'de. Telefon 0352 336 7070. www.kısmetinyemek.com. Herkes kısmetini yer. Konut sektörünün Kayseri'de parlayan yıldızı, AVD İnşaat. Kuracağınız yuvalara ömür boyu mutluluk getiren ürünlerin mimarı AVD İnşaat, geniş otoparkıyla, çevre düzenlemesiyle ve çocuk oyun alanlarıyla mutluluğa açılan kapınız. Farkı fark edeceksiniz. Konforu ihtişamla birleştirip tamamladığımız 3+1 örnek dairelerimizi görmeniz için sizleri ofisimize bekliyoruz. Yoğun ilginize teşekkürler. Mutlu yuvanızın anahtarı AVD İnşaat, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Şenköşe Caddesi, numara 163, Sağlık Ocağı karşısı, Melik Gazi, Kayseri'de. Rosatom tecrübesiyle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gözetiminde güçlü Türkiye'nin uzman enerjisi. Akkuyu Nükleer. Seçeneklerinizin daha çok olduğu dijital bir çağ başlıyor. Seyirci kalmayın, keyfini çıkarın. Tele Dünya. Televizyonunuz Kay TV artık Tele Dünya 129. kanalda yayında. Bu takımı alıp böylece salonumuza koysak. Televizyonu daha şöyle koy. Nereye? Böyle mi koyalım? Annenize de haber vermek isterseniz. Buyurun, yeni telefonunuz. Hayalinizdeki istikbal mobilyalar şimdi Vestel 102 ekran Smart LED TV ya da akıllı telefon hediyeli. Üstelik bonusa özel peşin fiyatına 9 taksitle.
Verdiğiniz her kuruşun onları sömürenlere gittiğini biliyor musunuz? Sokaklar çocukları çalmadan onlara sahip çıkın. Onlara uzanacak bir şefkat eli için 155'i arayın. Efendim tekrar birlikteyiz. Öğrenci buluşmasını konuşuyoruz. Misafirlerimiz KUDER yöneticisi, yönetim kurulu üyesi Müslüm Yalçın Bey ve KUDER'de bölge sorumlusu öğrenciler, arkadaşlarımız, misafirlerimiz. Efendim biraz önce bir girizgah olarak ifade ettik öğrenci buluşmasını, fakat daha özele indiğimiz zaman bu sene kaç ülke bu programa katılacak, planlamalarınız nasıl? Mesela Kayseri'de kaç öğrenci var, kaç ülkeden öğrenci var, mutlaka sizde bu istatistikler vardır. Her ülkeye bir çadır verebiliyor musunuz? Biraz ayrıntıya inebilir miyiz? Buyurun. Evet, Kayseri'de 60 civarında ülkeden öğrenci var. Sayı 4200 civarında. Bunların tabii... yarıya yakınını Suriyeli öğrenciler oluşturuyor. Her ülkeden öğrenciye çadır veriyoruz diyebiliriz. Çünkü 60 civarında ülke var. Biz 55 çadır açmayı planlıyoruz. Bu faaliyet tabii sadece Kayseri'de cereyan eden bir faaliyet değil. Türkiye'de yaklaşık 50 şehirde 9-10 Mayıs'ta. Aynı tarihte değil mi? Aynı tarihte Türkiye'de. Öğrenciler ülkelerini öğrenci buluşması adı altında tanıtıyorlar. 16 Mayıs veya 17 Mayıs civarında da İstanbul'da tüm şehirlerden katılımın olacağı, Cumhurbaşkanımızın da katılacağı bir final programı icra edilecek inşallah. Geçen sene final programının planlanması yapılmıştı, lakin Soma'da yaşanan üzücü olaylardan dolayı iptal edilmişti. Bu sene inşallah öyle bir sıkıntı ülkemizde yaşanmaz. Tabii öğrenci buluşmaları daha önce de söylediğim gibi bir son ürün. Öğrencilerin o noktaya getirilmesi aşamasında birçok faaliyet gerçekleştiriliyor. Öğrenciler önce tanıma, anlama, dinleme, yönlendirme faaliyetlerinden geçiyorlar. Onun haricinde yaptığımız faaliyetler içerisinde eğer bir öğrencinin barınma ihtiyacını karşılamamışsanız ona eğitim faaliyeti sunmanız çok anlamlı olmuyor. Evet. Veya bir öğrencinin burs ihtiyacını karşılamamışsanız eğitim faaliyetini sunamıyorsunuz. Dolayısıyla derneğimizin her öğrenciye hitap edecek alanlarda çalışmalar yapması mecburi oluyor. Dolayısıyla sportif faaliyetler düzenliyoruz. Mesela geçen sene Dünya Kupası tarzında bir futbol turnuvası düzenlemiştik. Onun haricinde yarışmalarımız var. İşte Umre Ödüllü Hadis Yarışması, kitap okuma yarışması. İşte geçen hafta yaptık Resulullah'ın dilinden dualarla hadis yarışması. Onun haricinde dil kurslarımız var. Bu sene yaklaşık 12-13 alanda dil kursu açtık. Yani İngilizce, Almanca, Çince başta olmak üzere dünyada çok fazla tanınırlığı olmayan, afişte de gözüktüğü gibi şu anda. Evet. Dillere varıncaya kadar Kayseri halkına ve Kayseri'de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik bu faaliyetler icra edildi. Dersleri ise uluslararası öğrencilerin bizzat kendileri verdi. Yani o dili ana dil olarak konuşan öğrenci burada dernek binamızda Kayserililere ve diğer uluslararası öğrencilere bu dersleri sundular. Bu çalışmalarınızda bir durum tespiti anlamında Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin, idarenin, valilik, kaymakamlık, belediyeler, bakanlıklar anlamında
sizlere sponsor olan, sizlere destek veren kurumlar var mı? Tabii ki. Bir kere zaten yapmış olduğumuz faaliyet, öğrenci buluşması, Başbakanlığın desteğiyle icra ediliyor. Bu sene 8.'si TÜKVA'yla ortaklaşa icra edilecek. Onun haricinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Yurtdışı Türkleri ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın destekleriyle programlarımız icra ediliyor. Şehrimize döndüğümüz zaman belediyelerimizden, valilikten, işte sendikalardan ve bu tarz çalışan diğer sivil toplum örgütlerinden maddi veya manevi anlamda destek almaya çalışıyoruz. Zaten bu organizasyon aslında çok maliyetli bir faaliyet. Evet. Yani bir derneğin kendi imkanlarıyla, iç dinamikleriyle üstesinden gelebileceği bir faaliyet değil. Sonuçta eğitimini veriyorsunuz, belki bursunu, kursunu sağlıyorsunuz ama belli bir noktaya geldiğiniz zaman imkanlar sizi aşmaya başlıyor. Dolayısıyla ister istemez belediyelerden, devlete bağlı diğer kurumlardan, kuruluşlardan destek almak zorunda kalıyoruz. Evet. Şu anlamda bunu ifade etmek istedim. Bu tür çalışmaların değişik şekillerde yorumlanması söz konusu olabiliyor. Yaşadığımız süreci de dikkate aldığımız zaman. Bu çalışma Başbakanlığın, Gençlik Spor Bakanlığı'nın ve yerel kurum kuruluşların desteğiyle ortaya çıkıyor. Bunu da siz ifade ettiniz. Efendim, Burak kardeşimize dönmek istiyorum. Şu anda Balkanlardan kaç öğrenci var? Türkiye'de ve Kayseri'de böyle bir istatistik bilgisi var mı elinizde? Türkiye'de bir soru sordum yoksa. Türkiye'de evet. Şu an tam olarak bilmiyorum. Yalnız geçen sene 3000'den fazla öğrenci vardı Balkanlardan. Kayseri'de sayı her zaman az oluyor. Kayseri biraz uzak olduğu için Balkanlara, bir de kültür olarak bir yakınlık olmadığı için öğrencilerin genel olarak Bursa, İstanbul, Edirne, İzmir ve Ankara civarına gidiyorlar. İç Anadolu bölgesinde pek gelen olmuyor. Mesela Bursa'da çok öğrenci olduğunu biliyoruz. Tabii orada Bursa'da var. Akrabaları var da biraz da onun evet. için değil mi? Edirne'de, evet. Bursa'da, İstanbul'da. Çünkü ben İstanbul'da çalışırken öğrencimiz vardı. Bulgaristan'dan o zorunlu göç 89-90'lı yıllarda yaşanan, o dönemde gelmiş. Akrabalarının bir kısmı hala Bulgaristan'da ve hafta sonları normal şehirden şehire gider gibi ziyarete gider gelirdi. Kayseri'de bu şekilde olan insan sayısı belki yoktur veya azdır ama bizim özellikle batı kentlerimizde, şehirlerimizde ciddi bir Balkan nüfusu yoğunluğu da var. Arnavut, evet. Boşnak. Bu anlamda herhalde Kayseri'yi fazla tercih etmiyorlar. Üniversitede an, nasıl oluyor? Üniversitede tercihinde. Üniversite tercihlerini de genel olarak seçmiyorlar bu tarafları öğrenciler. İç Anadolu bölgesini kesinlikle seçen yani çok az oluyor. Geçen sene kendi imkanlarıyla mesela başvuran öğrenciler yaklaşık olarak 35 tane öğrenci kazanmış tercih üniversitesini. Fakat hiçbiri gelmedi onlara. Kendi imkanlarıyla kazananlar başka yerlere gitti. Hani bu konuda bir şey de yapamıyoruz. Az sayıda kalıyoruz burada, biraz sıkıntı yaşıyoruz kendi açımızdan ama takdir ilahi diyelim, yapacak bir şey yok. O zaman biz Balkanlı öğrencilerimizi davet edelim şehrimize, televizyonlarımız aracılığıyla, ekranlarımız aracılığıyla. Ulan Bek, sizin sıkıntınız yok herhalde. Çünkü Kırgız öğrencilerin, Kazakistanlı öğrencilerin Kayseri'de çok olduğunu biliyoruz. Böyle bir tercih sıkıntısı ya da yönelmesi var mı sizde de? İstanbul, Ankara, Samsun. Mesela sizde kendi sınırınıza yakın olan Kars'ı, Ardahan'ı tercih ediyor musunuz? Hayır, bizim üniversite tercihimizde yani ilk öncelik onlar söz konusu değil. Mesela yeterli Türkiye devlet bursları kapsamında gelen öğrencilerin yani çıktığı üniversitelere geliyoruz ve kendi imkanlarıyla gelen öğrencilerin şehir ve üniversite tercih yapma imkanları oluyor onların. Ama şu anda Kayseri'de benim bildiğim sadece Kayseri'de Kırgızistanlı 60 tane öğrenci var. Onun 19 tanesi İmam Hatip Lisesi'nde, 29 tanesi de üniversite lisans eğitimi görmektedirler. Diğer kalanlığı da yüksek lisans ve doktora öğrencileri. Şimdi özellikle İmam Hatip'in de Kayseri'de olmasının bu öğrenci oluşma anlamında ciddi bir katkısının olduğunu ifade edebiliyoruz. Şimdi isterseniz
bu ciddi konulardan sonra. Mesela Kayseri'ye geldiğinizde ya da Kayseri'de bu yaşadığınız süre içerisinde size ilginç gelen, garip gelen olaylar oluyor mu? İzleyicilerimizle paylaşabilir miyiz? Kayseri'de yaşamak, tabii bunu zorluk ve kolaylık anlamında ya da yaşadığınız esprili, komik olaylar falan var mı? Onlardan bahsedebilir miyiz? Ya ilk önce şey, ben Kayseri'yi, diğer şehirleri daha gezme imkanımız olmadı da, yani arkadaşların duyduğumuza göre ve İstanbul'da iki gün bulundum. Ama Kayseri'nin çok sakin, çok trafik olmayan, yani çevresi, doğası güzel, manzarası güzel, yaşanması kolay olan bir şehir olarak tanıdım, tanıttılar. Kayseri'de bulmaktan, yani hatta Türkiye'de bulmaktan memnunuz. Ve Kayseri'de, yani ben daha önce size söylediğim gibi hazırlık sınıfımızı 2007-2008 eğitim öğretim yılında Bolu Eğitim Merkezi'nde okuduğumuz zaman, yani ben sadece Kayseri halkıyla değil, Türkiye'deki böyle komik veya şey alan olaylardan bir iki defa size söylersem, sizin de dediğiniz gibi bizi Japonlara ve Çinlere benzetiyor. Bizi görünce aha bir de Japon diyorlar. Ve Ankara'da şu an doktorasını yapan bir arkadaşımız var, Eli Murat. O diyor ki ben kendisinin biraz skeç yapma kabiliyeti olduğu için ben böyle stand-up gösteriler yapacağım ve Kırgızları öyle anlatacağım ki diyor, bir Çin gördüğünde aha da Kırgız diyecekler diyor. Ve bize lise öğrencileri, yani Türkiye'li Türk öğrencilerin bize bir programda, Kutlu Doğum programıydı, onun sonrasında yemek, pilav dağıtımı oluyordu. Biz kaşıkla yemek yiyorduk, pilav. Bize yanımıza geldi, yavaş bize yaklaştı. Abi dedi, siz çubukla yemiyor musunuz dedi. Çin olarak geliyor. Evet, çoğunlukla bizi Çin veya Japon diyorlar. Tabii bu bir şey yani, üzülecek bir şey belki özünde. Çünkü tanıması lazım değil mi? Yani kardeşinin kim olduğunu, Kırgızların nasıl olduğunu, Kazakların nasıl olduğunu aslında bilmemiz lazım. Bu da sizlerin sayesinde ve bu KÜDER ve benzeri kuruluşların çalışmalarının sayesinde. Çünkü kişi bilmediğinin, görmediğinin cahili oluyor. Bir de şey oluyor, yani yabancı bir ülkede kelime benzerlikleri veya bazı anlaşmazlıklar, kelimeler üzerine biraz komik olaylar oluyor. Mesela bizim Kazakistanlı bir komşumuz, Kazak arkadaşlarımız buraya gelmiş. Yani bizim Kırgızlar Ankara'da bir markete, mağazaya girmiş. Bir de Kazak almak istemiş. Abi kendisi Kırgız ya, bu ne kadar demiş, Kazak mı demiş, hayır Kırgız demiş. Güzel. Hayır, çünkü kaza belki öğrenmedi. Evet, yani, kaza öğrenmemiş, onu almak istemiş satın onu. O Kazak, sen Kazak mı demiş, o da hayır Kırgız demiş. Güzel, çok güzel. Burak, sizde bu tür şeyler en azından fiziksel bir farklılık yok Balkanlarda. Yok, evet. Bizde genel olarak sarışın tipler olduğu için fazla bir yadırganmıyoruz. Hani yabancı olarak görünmüyoruz karşıda. Ama tabii yabancı olduğumuzu öğrendiklerinde garipseyenler çok oluyor. Şaşırıyorlar. Makedonya neresi diyorlar bana mesela. Hatta bir keresinde durduk. Adamın, abinin biri geldi. Baktı şöyle. Yabancı kimlik vardı elimde. Dedi hayrola dedi, bu ne? Dedim kimlik. Dedi sen nerelisin? Dedim Makedonyalıyım. Ha. Makedonya nerede dedi. Dedim Balkanlarda. Ha. Balkanlar ne dedi bana ondan sonra. Evet dedim Avrupa, dedim Güney Avrupa'da. En son öyle bir şey oldu birkaç. Başımıza böyle olaylar geliyor. Ben 6 senedir burada olduğum için bayağı bir zorlandık. Çocuktum çünkü. 14 yaşında çocuktum ilk geldiğimde. 14 yaşında çocuk, evet. Nimatibe ilk geldiğimde. Kayseri'nin biraz hatta bir şive farkı olduğu için anlaması biraz zor oldu benim için. İşte ne örüyorsun yeğenim, nereye gidiyorsun işte falan derken. Ama alıştık artık. Artık garipsemiyorlar da bizi. Buralı olduk biz. Kırgızca ile Türkçe arasındaki bu diksiyon ya da telaffuz farkını nasıl değerlendirebiliriz? Mesela ben biraz Müslüm Hocam olayı öğrenmeye baktım. Aslında hani ilk başta konuşulduğu zaman anlaşılmıyor gibi. Anlaşılmıyor gerçekten ama bir kulak dolgunluğu olduktan sonra ve ufak tefek. Mesela sizde Y yerine C kullanılıyor. Kırgızca'da
Kazaklarda J, J sizde cıl diyor mesela, cıl, yıl, col diyor, yol. Böyle küçük nüansları öğrendiğiniz zaman aslında köken itibariyle aynı dil olduğu için çok ciddi bir zorlanma da olmuyor. İlk başta anlaşılmıyor gibi. Mesela en yakın şive bize Azerice. Hoşuma da gidiyor. Yani bazen sırf Azeri kanallarını açıyorum. Bizim belki 100 sene önceki telaffuzlarımız, konuşmalarımızın orada olduğunu görüyoruz. Bu anlamda konuşma farklılığını siz nasıl karşıladınız? Bir de Kayseri'nin kendine has bir ağzı var. Mesela ni diyor ne herkes, ya tamam ne yapıyorsunuzu bir yabancı öğrenci öğrenebilir. Ama ni diyor ne herhalde anlamakta zorlanabilir bir Afrikalı ya da bir uzak doğulu bir Pakistanlı öğrenci. Bu böyle durumlarla karşılaştınız mı? Mesela bizim Kırgızistanlı Orta Asyalı öğrenciler olarak yani buradaki Türkiye'deki birçok hocalarımızın da dediği gibi yani Orta Asya'yı atayurt olarak biliyorsunuz. Atayurt yani atayurttan İç Anadolu'ya göç olarak ve öz Türkçenin de o topraklar üzerinde konuşulan Türkçenin olduğu yani bizim konuştuğumuz Kırgızca, Kazakça olsun. Şu an mesela bizim alfabe değişikliği ortadan kaldırırsa yani bizim yazıları okumanız, anlamanız daha da kolaylaşacak. Çünkü biz Kazak ve Kırgızlar Kril alfabesini kullandığımız için onun yerine biz Latin alfabesini kullandığımız zaman anlaşmamız daha da kolay olacak. Ve bizim de diğer yabancı dilleri mesela Rusça veya İngilizce öğreneceğimizi Türkçe'yi karşılaştırdığımız zaman Türkçe'yi öğrenmemiz çok kolay, zor olmadı. Ve uzun zaman da sürmedi. Çünkü dilin gramer yapısı olarak, felsefi yapısı olarak cümle içerisinde kelimelerin yer alışı da aynı olduğu için Türkçe'yi öğrenmemiz kolay oldu. Evet. Çünkü ben sayı konusunda 10'a kadar sayarsam Türkçe ile birçok farklılığını duymayacaksınız. Sayalım mı? Biz 1, ben şu an Kırgızca sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı. Sadece cedi. Evet, cedi. Değil Toğuz. Mi? Hani insan şunu istiyor Müslüm Hocam, siz de Türkçe öğretmeni, edebiyat öğretmeni, hem branştaşım, meslektaşım. Hani ortaokullarda 5. sınıfta 18 saat İngilizcenin konulacağını falan haberlerde duyduk. Keşke seçmeli olarak Kırgızca, Kazakça bir yan dil olarak öğretilse. En azından böyle bir başlangıç olsa. Çünkü gerçekten buna ihtiyaç var. Yani şu anda 5 tane herhalde bağımsız Türk devleti var. Bunların kültürel anlamda ciddi yakınlaşması var. Bunun sağlanmasının hem İslam alemine hem Türk dünyasına ciddi katkıları olacağını düşünüyoruz. Tabii bu çalışmaların da aslında bizim bu hedeflediğimiz noktaya bir altyapı oluşturduğunu ifade edebiliriz. Müslüm Hocam, siz Türkçe derslerine de giriyorsunuz yabancı öğrencilerimize. Sizin bu farklılıkları ya da öğrencilerin Türkçeyi algılaması anlamında söyleyecekleriniz vardır muhakkak. Evet. Buyurun. Yani Orta Asya'dan gelen öğrencilerle fazla sıkıntı çekmiyoruz. Özellikle Azeri öğrenciler zaten çok kısa bir sürede Türkiye'sini öğreniyorlar. Lakin Arap coğrafyasından gelen ve Türkiye ile coğrafi yakınlığı çok fazla olmayan veya iletişimi çok sınırlı kalmış ülkelerden gelen öğrencilerde mesela sıkıntı oluyor. Mesela benim en çok dikkatimi çekenlerden birisi Ürdün. Ürdün'ün öğrenciler mesela bir Filistinli öğrenciye nazaran, bir Suriyeli öğrenciye nazaran Türkçeyi biraz daha zor öğreniyor. Bununla birlikte Afrika'dan gelen öğrencilerin dil yapıları tamamen farklı olduğu için Türkçeyi öğrenmeleri zor oluyor. Öğrendikten sonra telaffuz veya diksiyon noktasında çok sıkıntı çekiyorlar. Burada mesela en çok dikkatimi çeken O, Ö ve I, 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 I seslerini tek ses gibi seslendiriyorlar. Tabii biz dernekte Türkçe dersleri verirken ders verdiğimiz sınıfın hazır bulunuşluk durumunu da göz alaraktan sınıfları değerlendiriyoruz. Çünkü Orta Asya'dan gelen bir öğrenciyle Afrika'dan gelen bir öğrencinin aynı Türkçe eğitimini alması biraz verimlilik açısından sıkıntı oluşturuyor. O yüzden Afrikalılara yönelik diksiyon derslerimizi, telaffuz derslerimizi biraz daha
saat bakımından daha yoğun olarak icra etmeye çalışıyoruz. Tabii Yunus Emre'nin dediği gibi gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz evet. diyor. Tanış olmak için de insanın ilk kavraması gereken şey dil. Anlaşabileceği yani, bir ki, araç bulmalı. Yani dilde birlik olmayınca diğer noktalarda birlik olsa bile havada kalıyor. Hayata somut bir şekilde yansımıyor. O ortaklıktan yeni değerler, yeni güzellikler üretilme noktasında sıkıntılar çekiliyor. Türk dünyasıyla veya diğer İslam ülkeleriyle bence yaşamış olduğumuz kopukluğun en büyük sebeplerinden bir tanesi dil meselesi. Bugün Avrupa'ya baktığımız zaman bir Alman İngilizceyi gayet güzel bir şekilde konuşabiliyor, anlayabiliyor veya bir Fransız aynı şekilde. Lakin biz Suriye dibimizde, Irak dibimizde Arapçayı bilmiyoruz veya İran dibimizde Farsçayı bilmiyoruz. Aynı dil ailesinden geldiğimiz halde Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetlerle dil noktasında ortak bir dergimiz dahi çıkmıyor. Bu diğer alanlarda yapacağımız çalışmaların bence temelini oluşturan bir nokta. Ki zamanında zaten bunlar aydınlar tarafından, münevver insanlar tarafından düşünülmüş, hayata geçirilmeye çalışılmış. Yani dernekte yapılan faaliyetler aslında bu noktalarda da böyle bir altyapı hazırlıyor. Belki bundan sonra gelecek kuşakların, bu işlere sahip çıkacak şahısların işini kolaylaştırıyor. Böyle bir yansıması da mevcut. Ve üstadın şu sözü aklıma geldi. Bu sözle yine reklamlara gideceğiz. Tohum saç, evet. Messe toprak utansın. Hedefe varmaya mızrak utansın. Hey gidikü heylan koşmana bak sen çatlarsan doğran kısrak utansın. Hani bu çalışmaların ilk aşamada belki tam istenen hedefe ulaşmadığı gibi görüşler de ortaya çıkabiliyor ama tabii kültürel değişim bugünden yarına ya da kültürel gelişim diyelim, değişim demeyelim de bir anda olacak çalışmalar değil. Belki 10 yılları, 50 yılları, 100 yılları alacak bir çalışma. Ve bu çalışmaların nihai olarak işte İslam ümmetinin bir araya gelmesi, birbirini boğazlamaması, birbirine kılıç bıçak yerine güzel ikramlarda bulunması anlamında önemli katkılar olacağını düşünüyoruz. Ve programımızın ikinci bölümünü de tamamladık. Reklamlara gidiyoruz efendim. Seçeneklerinizin daha çok olduğu dijital bir çağ başlıyor. Seyirci kalmayın, keyfini çıkarın. Tele Dünya. Televizyonunuz Kay TV, artık Tele Dünya 129. kanalda yayında. Türkiye, tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştiriyor. Enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtuluyor. Güçlü Türkiye'nin yeni enerjisi. Akkuyu Nükleer. Tek kelimeyle herkesi kendinize nasıl hayran bırakırsınız? Buyurun. Herkesin hayran olacağı tasarımları, zarif detayları ve göz kamaştırıcı renkleriyle Bellona Premium serisi. Aradığınız tüm özelliklerle tarzınızı bulacağınız Premium serisi Bellona mağazalarında. İyi ki ona rastladım. İpek Diamond konutları, konforun ve lüksün her metrekareye sindiği elit bir proje. 4+1 olarak tasarlanan konutlar, 240 ve 280 metrekare büyüklükleriyle geniş düşünenleri oldukça memnun edecek. İpek Diamond, zengin sosyal yaşamıyla da eğlencenin ve keyfin cazibe merkezi olacak. Cadde üstü mağazalarında ihtiyaçlarınızı karşılarken, kafeler, restoranlar, çeşitli dinlence ve eğlence alanlarında gününüzün nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
yeşil alanları, yürüyüş yolları, basketbol sahaları, fitness salonu ve tertemiz havasıyla sağlıklı bir hayatın anahtarlarını sunuyor. Çocuklara ayrı bir önem verilen İpek Diamond'da, kapalı ve açık oyun alanlarında çocuklarınız oyunun ve eğlencenin tadını doyasıya çıkaracaklar. Yaşadığınız yerin prestijiniz olmasını istiyorsanız İpek Diamond'ı mutlaka görmelisiniz. İpek Diamond, hayat boyu hayat dolu. Kayseri'nin doğusunda yepyeni bir ticaret merkezi doğuyor. Tekstil Kent, tekstilcileri buluşturuyor. Kalitenin uygun fiyatlarla sunulduğu Tekstil Kent'te toptan satışlar başladı. İlimizin güzide firmalarından Irk Tekstil, Mermer Taş Tekstil ve Selvi Tekstil'in Tekstil Kent mağazalarından satışa başladıklarını tüm Orta Anadolu'ya duyurur, ilimiz tekstilcilerinin bir an evvel Tekstil Kent'te yerlerini almalarını öneririz. Tekstil Kent, eski çevre yolu üzeri Galericiler sitesi karşısında. Kısmeti fallarda aramayın. Toplu emeklerinizin vazgeçilmez adresi Catering Kısmeti. Düğün, cenaze, organizasyon, özel günlerinizde kaliteli hizmeti, güvenilir markaları, zengin menü çeşitleri ve profesyonel ekipmanları ile hizmet veren Kısmetim size bir telefon kadar yakın. Kalite standartları belgeli, ev yemeği tadında hijyenik bir organizasyon için Catering Kısmetim. Mevlana Mahallesi, Elçi Bey Caddesi, Dedeoğlu Apartmanı, numara 14 Taksim B, Talas, Kayseri'de. Telefon 0352 336 7070. www.kısmetinyemek.com. Herkes kısmetini yer. Geleceğimiz göz bebeğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Ahmet Çolak Bayraktar, Koca Sinan Belediye Başkanı. Türkiye'de av ve yaban hayatı 4915 sayılı kara avcılığı kanunuyla koruma altındadır. Şehir Kül ve Kültür programımız devam ediyor. Son bölümümüzle karşınızdayız. Misafirlerimiz Kuder Yönetim Kurulu üyesi Müslüm Yalçın Bey, Makedonyalı öğrencimiz Burak Tatar ve Kırgızistanlı öğrencimiz Ulanbek Aşırmatov. Biraz önce aslında güzel bir noktaya değinerek reklamlara gittik. Hani farklılıklardan hareketle bir olmayı, yaptığımız çalışmalara farklı ülkelerden insanların katılmasını ve bunun uzun vadede de aslında bir değer ortaya, katma değer ortaya koyacağını ifade ettik. Zaten hepimizin de gayesi, amacı bu. Yoksa işte Kuder'in veya başka derneklerin sırf etkinlik olsun diye bu kadar masrafa girip, bu kadar zaman harcayacak, emek harcayacak. Sizlerin kendi ülkenizde okumak varken annenizin, babanızın ocağında, yuvasında buralara gelmeniz hep bu amaca yönelik çalışmalar. Yani
Bakın, bir olmak, beraber olmak, büyümek, güç olmak, hep ezilen olmamak, artık dünyanın yönetiminde, idaresinde biz de varız mesajını vermek, yapılan tüm çalışmaların bu yönde toplanacağını düşünüyoruz. özür dilerim. Müslüm Bey, öğrencilerde Türkiye algısını nasıl görüyorsunuz siz? Zira onlara hem danışmanlık, rehberlik yapıyorsunuz hem de günlük hayat içerisinde onların davranışlarını gözlemleme imkanı buluyorsunuz. Bu 60 ülkeden, değişik bölgelerden gelen öğrencilerin Türkiye algısı nedir? Nasıl Türkiye'yi konumlandırıyorlar zihinlerinde? Evet, Türkiye tabii geniş bir tarihin üzerine oturmuş bir devlet. Devlet geleneği olan entelektüel kapasitesi şu an baktığımız zaman İslam ülkeleri içerisinde en geniş olarak düşünebileceğimiz bir yapıya sahip. Öğrencilerin Türkiye algısı geldikleri bölgeye göre esasında çeşitlilik gösteriyor. Yani Orta Asya'dan gelen bir öğrencinin Türkiye'ye bakış açısıyla Afrika'dan gelen bir öğrencinin Türkiye'ye bakışı aynı olmuyor. Çünkü Türkiye'nin de kültürel anlamda yakın olduğu ve uzak olduğu memleketler bunlar, coğrafyalar. Özellikle Afrika, malumunuz olduğu gibi uzun yıllar sömürge altında yaşamış, sömürgeleştirilmeye alışılmış insanların çoğunlukta olduğu bir coğrafya. Mesela o insanlar Türkiye'yi çok hareketli buluyorlar. Türkiye'yi çok yoğun buluyorlar. Veya Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler Türkiye'deki mesai saatlerinin çok uzun olduğunu veya Türk halkının çok kendi ülkesinde rastlayamadığı kadar cana yakın olduğunu, fedakar olduğunu, diğer gamlığın Türkiye'de çok fazla bulunduğunu veya vakıfçılık dediğimiz dernek faaliyetlerinin, sivil toplum faaliyetlerinin Türkiye'de çok fazla olduğunu ifade ediyorlar. Zaten öğrenci Türkiye'de bir yılını geçirdikten sonra buradaki hayatı fark ediyor, keşfediyor. Dernek faaliyetlerinin içerisinde de bulunmuşsa kendi ülkesindekiyle burada karşılaştığını birleştiriyor. Bir sentez oluşturuyor. Mesela Kazakistanlı bir öğrencimizin yaz tatilinde gittiği bölgede camide çocuklara Kur'an öğrettiğini emin. Şu anda Samsun'da okuyor öğrencimiz üniversitede. Hani burada gördüğü kuderin içerisinde de etkin olarak rol almıştı. Burada aslında bir staj alanı da oluyor bu sivil toplum çalışmaları. Yani Ulanbek kendi arkadaşlarını organize ediyor, topluyor, görev bölüşümü yapıyor, program yapıyor. Sen sunucusun, sen işte resim hazırla, sen kamera çek. Bu bile tek başına bir organizasyon kabiliyeti ortaya koyuyor. Kuder'deki çalışmalar, işte eğitim sorumlusu, okul temsilcisi, üniversite temsilcisi. Bu anlamda çalışmalarda da bir saha çalışması, bir staj alanı olarak görüyoruz. Yani mesela ülke tanıtım günleri üniversitede isteseniz de alamayacağınız şeyleri öğrenciye sunan bir etkinlik oluyor. Çünkü öğrenciyi kendi hazırlıyor, kendi takdim ediyor, görev paylaşımını, görev dağılımını kendisi yapıyor, davet tesisini kendisi hazırlıyor, afişini kendisi hazırlıyor veya programın icra edileceği ortamı kendisi düzenliyor. Bu mesela pratikte öğrencilere büyük bir imkan sunuyor. Yani bunları teorik olarak bir yerlerden öğrenebilirsiniz ama uygulanacak ortam, uygulanacak mekan olmadığı zaman öğrenmiş olduğunuz teorik bilgiler esasında çok fazla da bir işe yaramıyor. Tabii burada asıl amaç şu, bizim burada öğrencilere ülke tanıtım günleri veya diğer faaliyetleri yaptırmamızın amaçlarından başında şu geliyor. Bir, öğrenciler organizasyon kabiliyeti öğrensinler. İki, birbirleriyle tanışsınlar. Üç, Kayseri halkıyla, Türk insanıyla tanışsınlar. Dört, kendi ülkelerine gittikleri zaman da pratik olarak kendilerini geliştirmiş olsunlar. Buradaki faaliyetleri kendi memleketlerine taşıyabilsinler. Evet. Yani yoksa öğrencinin yapmış olduğu bütün faaliyetler Türkiye'deki eğitim, öğretim hayatıyla sınırlı kaldığında yapılan faaliyetler aslında amacına ulaşmamış oluyor. Çünkü bizim amacımız sadece Türkiye'de yaşayan insanları kalkındırmak değil.
Türkiye ile aynı değerlere sahip olan, aynı tarihe sahip olan ve aynı geleceği inşa etme amacına göre hayatını devam ettiren insanlarla bir birliktelik oluşturmak. Onlarla beraber içerisinde bulunduğumuz andan itibaren birlikte çalışabilme, birlikte yaşayabilme, faaliyetini icra edebilmek ve geleceği bu şekilde inşa etmeye çalışmak. Dolayısıyla yapmış olduğumuz faaliyetlerin en temelinde insan yatıyor. Hani bir Adem, bir alem demiş atalarımız. Biz her insanı, her memleketten gelen öğrenci kardeşimizi bir alem olarak değerlendiriyoruz. Şuna inanıyoruz, geleceği inşa edenler insana yatırım yapanlar olacak. Yani metaya, maddeye, sanayiye, şuna buna yatırım yapanların ömrü sınırlı kalacak. Ama geleceği asıl olarak icra edenler, inşa edenler insana yatırım yapanlar olacak. Bu yüzden dernekte öğrencilere bu tür faaliyetlerden yanında, yani bir anne nasıl davranıyorsa, bir baba, bir abi, bir kardeş nasıl davranıyorsa biz de o şekilde davranmaya çalışıyoruz. Onlara memleket hasretlerini çok fazla hissetmeyecekleri bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında da kendilerini geliştirmeleri ve belli bir birikimle buradan gitmeleri için çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Evet. Bu sefer sırayı atlayayım Burak. Ulanbek, tabii genelde Kırgızistan, özellikle Kırgızistan olarak soruyorum. Fakat genelde tabii Orta Asya olarak biz görüyoruz o bölgeyi. O bölgedeki kardeşlerimizin Türkiye algısı nasıl? Mesela Afrika'dan gelen öğrencilerin Türkiye çok düzenli. Çünkü şehir kültürü var artık Türkiye'de. Kayseri'deki bu düzene bakıyor, otobüsler saatinde gelip gidiyor, bir durağı var. Her şey ayarlanmış, makine gibi işleyip gidiyor. Belki kendi bölgesi çok sakin, işte bir kabilede yaşıyor, belki köyde yaşıyor, ulaşım araçları bu kadar yoğun değil. Hala belki eskiki gibi hayvanların daha etkin olduğu ulaşım anlamında da, iş gücü anlamında da. Fakat Orta Asya insanının Türkiye algısı, Türk insanı algısı nasıl? Orta Asya insanların Türkiye algısı, yani ilk önce Türkiye'yi bir gelişmiş, gelişmekte olan ülke olarak tanımamız. Mesela bugün mesela Batı'yı hep şey anlatılıyor ya, gelişmiş olarak, yani gelişmişliğin ölçüsü neyse artık, yani Batı ülkesini dünyanın ölçüsü olarak alıyorlar. Sadece yani tüm ülkeler artık ölçü olarak Batı'yı alıyorlar. Evet. Ve bu noktada yani Türkiye'yi Avrupa standartlarına ulaşmış bir ülke olarak, yani eğitim sistemi olsun, ulaşım, iletişim açısından olsun, gelişmiş ülke olarak tanınıyor ve o ülkelerden yani eğitim için iş olsun veya bu ülkelere, Avrupa'ya, Türkiye'ye gitti denilmesi orası için büyük bir ses getiriyor, bir olaydır aslında. Yani Avrupa'ya, Almanya'ya gittiğiyle Türkiye'ye gitti, evet, arasında fark var mı? Nasıl değerlendirelim bunu? Yani arasındaki fark din açısından, yani Türkiye'nin bir Müslüman ülke olduğu tercihi yapılıyor. Veya bu teknolojik ve iletişim açısından, yani tıp veya ameliyat noktasında olsun, bayağı büyük bir ameliyatların Türkiye'nin tercih edilmesi veya o Türkiye'deki ameliyatlara da Orta Asya'dan yani isteyen insanların gelememe noktası, yani ona belli bir bütçesi olanların Türkiye'de ameliyata girme, yani tıp alanında da gelişmiş bir ülke olarak tanıyoruz. Ve son olarak ben şimdi sorduğunuz soruya bir ilahiyatçı kendi alanından yola çıkarak cevap verirsem, biz Türkiye Cumhuriyeti, yani Türk Devleti'ni yani son iki asırdır veya son bir asırdır ve yaşadığımız bu İslam alemindeki problemler karşısında kayıtsız kalmayan, yani imkanları dairesinde o olaylara karşı dur diyebilen, yani onurlu bir oluş sergileyebilen bir ülke olarak tanıyoruz. Ve bugün Orta Asya ülkesi de, yani Kazakistan, Kırgızistan olsun, yani bugünün buradaki Orta Doğu'su oranınki Orta Asya. Yani Amerika olsun, Rusya olsun, Çin olsun, onların gözü bizim topraklar üzerinde. Ve orası da bir kendince bir jeopolitik bir şeye sahip bir ülke olarak bulunduğumuz için, yani bizim Kazakistan ve Kırgızistan'a gelen, yani Rusya'nın şeyleri, o insanın halkına veya eğitimine yatırım yapmadan o ülkeyi kendi çıkarları da olsa sömürme olayı vardır. Mesela bugün Türkiye Kırgızistan arasındaki siyasi ekonomik ilişkilere baktığımız zaman ve öğrenci değişim programlarına baktığımız zaman,
Yani birileri diyebilir, Türkiye yine de bir çıkar adına yapıyor. Ama buradaki Rusya'nın çıkarıyla Türkiye'nin çıkarı karşılaştırılamaz, kıyaslanamaz. Çünkü niye? Burada o insanın eğitim veriliyor. Ve burada onunla bir karşılıksız yapıldığını biz görüyoruz. Yani biz burada bizzat bulunduğumuz için, bu halkın yaşayış tarzını, her şeyi gördüğümüz için, yani bir dinimiz de aynı olduğu için, yani bir beklentisiz, yani karşılık beklemeden insan kaynaklı, insan yetiştirmek, eğitime yatırım yapılma olduğunu ve bu eğitim yapılırken, yani oradaki çıkar ne? Bu birliğin oluşması ve burada onları sömürmek değil, yani hep bizim o topraklara desteklemek. Evet, desteklemek, bir birlik oluşturmak, o topraklar altındaki yeraltı zenginlikleri sömürmek değil. Ve bu noktada görüyoruz. Geçen birkaç program öncesinde Seyit Tümtürk Bey misafirimizdi, program konuğumuzdu. Uygur Dünya Uygur Kongresi Genel Başkan Yardımcısı. Kendileri Uygur bölgesinin sıkıntılarından bahsederken yine Türkiye vurgusunu ciddi anlamda yaptı. Ve Tayland'dan Kayseri'ye gelen Uygur kardeşlerimizin şu anda işte yerleştirildiğini, Türkiye'nin özellikle Kayseri'nin kucağını açtığını ifade etti. Hani bunlar belki kanıksadık Müslüm Bey. Hani sıradan davranışlar gibi, belki yapması gerekenin çok altında yapılan davranışlar gibi ifade edilebilir ama Müslümanların genel durumuna baktığımızda Türkiye'nin yaptığı gerçekten yine çok önemli çalışmalar, kucak açması. Yani Türkiye'de şu anda işte 55 bin, 60 bin, belki 70 bin öğrenci var diyorsak bunların çoğu burslu öğrenci. Ya devlet bursuyla, ya bir vakıf bursuyla, ya üniversite bursuyla burada okuyan öğrenciler. Benim de araştırma alanım, uzmanlık alanım. Mesela Amerika'ya giden bir öğrenci yılda 40 bin dolar harcıyor. Ve Amerika'ya götürüp dışarıdan orada harcıyor ve döviz bırakıyor oraya. Ama Türkiye'ye gelen öğrenciler belki 2000, 3000, 4000 dolar bile dışarıdan getirmiyor. Türkiye'nin imkanlarını Türkiye'de harcayarak kendi gelişimini. Aslında bu çok çok önemli bir durum. Hani ensar diyoruz da gerçekten ensar olmak. Şu anda 1 milyona yakın öğrenci Amerika'da eğitim görüyor. Türkiye'nin 5 sene öncesine gittiğiniz zaman 10 bin, günümüzde 50-60 bini geçti. Belki önümüzdeki yıllarda 100 binleri konuşacağız. Yine az, fakat yapılan çalışmalar da çok önemli diye düşünüyorum. Evet, Burak, Arnavutluk ve Osmanlı Devleti'nin son dönemiyle ilgili, işte Osmanlı Arnavut kardeşlerimizin bazen yanlış algılamaları, yönlendirmelerinin olduğunu görmüştüm ben. Hani Osmanlı'yı, tabii hepsi değil ama Osmanlı'yı orada Osmanlı'dan kurtuluş falan gibi şeyler. Genel anlamda oradaki halk mevcut ülkemizden, Türkiye'mizden ve mirasını paylaştığımız Osmanlı Devleti'nden nasıl bahseder? Sırf Arnavutlar değil dediğiniz gibi, bütün Balkanlardaki ülkelerde bu Osmanlı'ya karşı bir propaganda. Dış güçlerin bir oyunudur. Aynen. Osmanlı'ya karşı bir propaganda süreci vardı uzun süre. Hatta bazı yerlerde hala vardır. Mesela Arnavutluk'ta, bildiğimiz gibi Arnavutluğun büyük bir kısmı Müslüman çoğunluğu. Fakat bizi Osmanlılar zorlan işte Müslüman yaptı, bizi işte sömürdü tarzında kelimeler duyuyorum ben. Veya Boşnaklara da aynı şekilde, onlar bir Slav'dık, işte Müslüman olduk, öyle işte zorunlu bir sıkıntılar yaşadık tarzında kelimeler duyuyorum. Kendi arkadaşlarından duyuyorum bunu. Balkanlardaki arkadaşlarımdan. Bu beni gerçekten üzüyor. Bu çoğunlukta değil ama onu da ifade edelim. Hani bu ciddi bir bilgilendirme yapıldıktan sonra da hemen buraya gelen öğrenciler o düşüncelerini terk ediyorlar. Fakat orada o düşüncelerle büyümüş ve yaşamış insanlar var. Bu bizim açımızdan kötü bir duygu. Benim açımdan özellikle. Çünkü oraya gittiğimde, mesela Arnavutluğa gittim, Kosova veya Bosna olsun, ben onlara hani ayırmıyorum kendimle. Ben kardeşim olarak görüyorum. 600 yıl Osmanlı egemenliği altında yaşamışız. Müslümanız, beraber birbirimize kenetleneceğimize parçalanıp duruyoruz. Balkanlar dediğimiz bölge Türkiye yüz ölçümü kadar ya vardır ya da yoktur. İçinde 12-13 tane devlet var. Hani böyle bir duruma getirdiler bizi şu an orada. Osmanlı halen daha yaşatılıyor. Özellikle Kosova ve Makedonya'daki Türklerde, bir de Bulgaristan'daki Türklerde Osmanlı unutulmadı.
Hatta benim yaşadığım bölgede bize özel olarak Türk diyorlar. İşte bıyık bırakınca Türk diyorlar direkt. Hani şey yapmıyorlar, ayırmıyorlar. Hani bu bizim buralı ya oralı değil. Direkt Türk olarak diyorlar. Sonra ne diyebilirim mesela başka? Mesela orada Osmanlı'nın götürdüğü ailelerin hala çocuklarının yaşadığını görebiliyoruz. Evet. Bir de şeye gelmek istiyorum. Bu mesela Balkanlarda hala bizim mutfak kültürümüzde Balkan kültürünün böreklerinin, tatlılarının çok yakın olduğunu, hakeza Orta Asya'da, burada da aslında hani aslında bir şey yazmaya çizmeye gerek yok. Gidip görmek, yaşamak lazım. Kardeşliğin, kültürün fiili olarak hayatımıza hakim olduğunu görmek adına. Tabii mesela Bursa'ya gitmişseniz, Bursa'yı gördüyseniz, hani bizim Üsküp başkenti benzediğini söylüyorlar. Ben Bursa'ya gitmedim, görmedim ama benzediğini söylüyorlar mesela. Bu açıdan da Osmanlı'dan kalma oradaki şehirler aslında Türkiye'deki şehirlere birebir benziyor. İnsanların yaptıkları hala mesela benziyor. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Şehirlerde yaşayan gayrimüslimler, onlarda da mesela bizimki gibi kız alıp verme şeyi vardır. Onlar da kız istemeye giderler mesela ki gayrimüslimlerde böyle bir şey yoktur. Ama benim yaşadığım yerde öyledir mesela şehirlerde yaşayanlarda veya tavla kültürü. Adamlar tavla oynamayı bilmezler. Fakat şehirlerde yaşayan Makedonlar işte kaç defa fark ettin düşeş diyorlar, kapı yap diyorlar mesela kendi dillerinde. Bu hani bizden kalan bir şeyler. Bunu duyduğumda gördüğümde gerçekten hoşuma gidiyor yani bunlar. Yaşadığım farklı bir ülkedesin ama Türkiye'den bir şeyler hala var, duruyor. Ve Sırbistan'da kapalı çarşı gibi bir çarşının sancak bölgesi miydi? Evet. Kapalı çarşıyı andıran mimaride dükkanlar var, dar sokaklar. Aslında oraya gidip sadece Afrika'da Batı'nın yaptığı gibi değil de Rusya'nın belki şeyde Orta Asya'da yaptığı gibi değil de orayı imar etmiş, cami yapmış, kervansarayı yapmış, şehirlerini imar etmiş böyle bir kültürü görüyoruz şehirlerde inşallah. Şehirlerde bizde iki tane çarşı olur. Yani günümüzde artık öyle bir algı oluştu. Şehrin bir ucunda işte Türk çarşısı olur ve eski çarşı diye geçer. Diğer tarafta yeni bir çarşı kurmuşlardır sonradan eklenti olarak. Ama eski çarşı her zaman Türk çarşısı olarak kalır ve öyledir. İçinde çaycısı da vardır, işte terzisi, berberi. Hala devam ediyor bizde. Evet. Şimdi tabii bu aslında biz bir milletize geliyor Müslüm Hocam. Oradaki slogan ifade gerçekten çok güzel yerini bulmuş. Biz bir milletiz sonucuna varıyoruz. Farklılığın içerisinde biri bulmak, şube şube yaratılmanın içerisinde tanışmaya varmak ve ilim muhacirlerine, belki vatan muhacirlerine kucak açmak anlamında. Ve biz programı yine öğrenci buluşmasıyla yavaş yavaş toparlayalım. Sevgili izleyicilerimizi de şimdiden davet edelim. 9-10 Mayıs'ta Kurşunlu Otoparkı'nda 2 gün sürecek öğrenci buluşması bu sene 4.sü. Kayseri'de 4 olacak. Kayseri'de 4.sü, Türkiye'de 8.sü yapılacak ve bir sürü şehirde aynı anda yapılacak bir etkinlik. Geçen seneki rakamlarla 100.000 insanın ziyaret etti. İnşallah bu sene belki daha fazla insanın ziyaret edeceği bir çalışma. Bu çalışmayla programımızı toparlayalım. Müslüm Bey, bir daha programın ne zaman başlayacağını, içeriğinin ne olduğunu ve halkımıza mesajınızı iletebilirseniz sevinirim. İnşallah. Buyurun. 8. öğrenci buluşması Türkiye'de yaklaşık 50 şehirde 9-10 Mayıs'ta aynı anda icra edilecek. Kayseri'mizde 55 ülkeden öğrenci sabah 8, akşam gece 10'a kadar kendi ülkelerine açılan çadırlarda bulunacaklar. Ziyaretçilere kendi ülkelerini tanıtacaklar. Aynı zamanda ülkelerinde yaşanan Türkiye halkının çok yakından bilemediği, basından takip edebildiği noktalarda da öğrenci kardeşlerimiz halkımıza yardımcı olacaklar. Evet. Standart standlarda öğrencilerin kendi ülkelerine ait malzemeler, materyaller, fotoğraflar olacak. Bir ülkenin çadırını gezdiğiniz zaman o ülkeyi baştan sona kadar tanıma imkanınız olacak.
bütün çadırlara gezdiğiniz zaman neredeyse dünyanın tamamını aynı gün içerisinde tanıma imkanınız olacak. Akşam etkinliklerine iştirak ettiğinizde o ülkedeki öğrencilerin sahnede icra edecekleri faaliyetleri izleme şansınız olacak. Programımız iki gün olarak icra edilecek. Evet. 9-10 Mayıs'ta Kurşunlu Otoparkı'nda olacak inşallah. Biz tüm halkımızı şimdiden davet ediyoruz. Öğrenci kardeşlerimizi yalnız bırakmamalarını, onlarla tanış olmalarını, biliş olmalarını tavsiye ediyoruz. İnşallah güzel hatta bir şekilde tüm aile, çoluk, çocuk. Çünkü tabii, çocukların da sadece televizyonlardan gördüğü bu farklı kültürel ögeleri bizatihi dokunarak, evet, yaşayarak, sohbet ederek yani orada aslında farklı seslerle aynı şeyi söyleyeceğiz. Seslerin farklı olduğunu inkar etmeden ama aynı olmak mecburiyetinin de bulunduğunu ifade ederek etkinliğimizi gerçekleştirmeye çalışacağız inşallah. Teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız teşekkür için. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ve genel anlamda misafir öğrencilere yapılan çalışmalar ve özelde de 9-10 Mayıs'ta Kayseri Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Otoparkı'nda yapılacak öğrenci buluşmasıyla ilgili. Ulan Bek, senin de son sözlerini alacağım ama Kalpak'tan hiç söz etmedik. Kırgızların çok sahip çıktığı, düşkün olduğu bir kültürel öge. Bu figürlerin falan bir anlamı var mı? Ya da Kalpak sizin için törenlerde falan özellikle giydiğinizi görüyoruz. Kısaca bilgi verebilir miyiz? Biz de bu kalpak milli giysi olarak giyiyoruz ve her yaştan erkek her yaştan ve her zaman ve her yerde giydiğimiz giysi olarak kışın sıcak ve yazın serin olan bir giysidir. Ve sizin sorduğunuz gibi burada bir bizim oraları Tanrı Dağlar diyorlar ya. Evet. İşte orada bizim Kırgızistan'ın %95'i dağlı bölge olduğumuz için orada da yazın kışın kar gitmediği için o Tanrı Dağları'nın üzeri hep beyaz olduğu için aslında bu Tanrı Dağları'nı yansıtıyor. Yani dağ gibi üzeri. Ve bunun üçe ayrılıyor. Yani eskiden atalarımız bu kalpaklardan insanın yaşını veya evlenip veya evlemediğini bundan çıkartıyorlardı. Ona göre de çeşitli farklılıkları var. Bundan çıkartıyorlardı. Yani çocukların şu ön tarafı kapalı, şu şeyleri kapalı olacak. Ve babalarımızın da şu alt tarafları siyah olması ve yaşlanınca yani 50-60 yaşını geçince şu iki kız önündeki açık olanın iki yan tarafının olması. Artık o dünyaya bir bilgi birikimi oluşturmuş, danışmalık yapabilecek bir bilgi insan. Bilge olmuş, alperen evet, olmuş. Evet. O dedelerimize böyle iki tarafı açık olan kalpaklar giyiliyordu. Ve ben Türkiye'ye geldiğimizde yani iki Kırgızların ve Türklerin misafirperver olduğunu söylemiştim ve benim en çok hoşuma giden şey bu Türkiye'de ve Kayseri'de. Yani bir adres sorduğumuz zaman yaşlı olsun, genç olsun, kadın olsun, bayan olsun kendi işini bırakıp hiç usanmadan o yolu tarif etmesi beni çok mutlu ediyor, çok hoşuma gidiyor. Ve bir gün arkadaşımızın evine gitmiştim ve akşamleyin kalpakla çıkmıştım ve bir araba kendiliğinden önümüze geldi durdu. Buyurun yerinize, evinize veya durağa kadar sizi götüreyim dedi. Ama neden durdu anlamadık. O olayı o arabaya bindikten sonra anladım dedi ki yani arkadaşı Kırgızistan'da bulunmuş ve bir tane kalpak getirmiş. Ve orada o kalpaktan dolayı bizi tanıdı ve bizi arabasına o durağa kadar götürdü. Ve o zaman anladım ki milli giysilerimizin ne kadar içine değerlerimizin katıldığını ve ülke dışına çıktığımızda yani kalpağım yoksa sıradan bir insandım ben de ama bu benim Kırgız olduğumu tanıttı ve... Ve ayrıca evet, bir değer ortaya biz de katıldığınız için teşekkür ediyoruz ve... eğitim hayatınızda ve diğer çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Evet Burak, Makedonyalı öğrencimiz, senin de son sözlerini alarak programımızı tamamlayacağım inşallah. Makedonyalı diyorsunuz da ben artık Türkiye'de Burak oldum. Yani artık eve gittiğimde yabancı olarak görüyorlar beni. Artık orada yabancı biri gibi hürmet görüyorum. Hani aslında biraz kötü bir şey benim açımdan, üzücü bir olay olmasına rağmen. Bir yandan da iyi bir şey çünkü burada yaşadığım tecrübelerle bir bilgi birikimi oluştu yani yaşım küçük evet ama fakat gene de yaşadıklarımla gördüklerimle hani burada tek başıma olduğum için belli bir şeyler yaşadım ve gördüm tek başıma
Bu yüzden bunun bana kattığı değerleri kesinlikle inkar edemem. Kayseri'ye ve Kayseri halkına bu açıdan da çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten yardımcı oldular. Bilmediğimiz noktalarda yabancı olduğumuz için bizlere destek verdiler gerçekten de. Katasını aldıklarım onlara çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, şehir ve kültür programını burada tamamlıyoruz. Yaklaşık 6 aydır şehir ve kültür programını Kay TV ve RGS TV ekranlarından sizlere sunmaya çalışıyoruz. Şehrimizin yöneticileri, kültürüne, eğitimine, şehrine dair ne varsa ilgili kurum kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütü yöneticileri, Kayserimizin dev fikir insanları, edebiyat insanları, yazarları, şairleri stüdyomuzda sizlere tecrübelerini aktardılar. Biz de bu sürecin bu dönemlik sonuna geldik. İnşallah yeni dönemde daha orijinal, daha yeni fikirlerle, çalışmalarla karşınıza gelmeyi umut ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Allah'a emanet olun efendim.